Arkadaşlar yeni bir seri severseniz devamı da olacak. Şöyle çöp atma dönüştür. Neyi çöp atmıyoruz? Evimizdeki bazı elektronik aletleri, sarf kullandığımız kablolardır, şarj aletleridir. Devamlı her gün kullandığımız aletler bunlar ve çok bozuluyorlar. Ve hepimiz almaya bıktık. Bıktık ya, bıktık ya. Ben de bıktım. Evet. Are you listening? Damn. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Selamlar. Şimdi iki tane kablomuz var. Bu kablolardan bir tanesi mikro girişli. Bir tanesi de Apple Lightning. Apple Lightning olan çalışıyor ama ne yazık ki mikro olan çalışmıyor. Şuradan ortadan kopmuş vaziyette. Apple ise şurası bakın çok kötü durumda. Şimdi ilk önce şu komple kopuk olanı hayata döndürmeyi planlıyorum. Bir deneyelim isterseniz. Bu arada tabletimiz hala burada. Şarj etmiyor. Belki bir düzlendiği zaman satılmış olur, bilmiyoruz. Ha. Bizim geçenki tamir esnaf tabletimiz arkadaşlar. Hani maliyetine satacağımız dediğimiz. Şuradan bir kopukluk var. Bunu siz de evde kolayca nasıl kamera tamir edersiniz? Oradaki kameraya gidiyor ama. Nasıl tamir edersiniz? Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle bizim bir setimiz var. Bu biraz daha profesyonel olmayan basit bir set. Daha önceden size göstermiştik. Bunu kullanmamızdaki amaç havyanın basit olması. Yani her evde bulunabilecek bir havya çünkü Rim'de falan da satılıyor, 30 lira falan. Tabii bu birçok yerde ya satılıyor. Bunun daha basitleri de var, hatta babamın eski bir havyası vardı. Bulamadım, bulsam bunu yapacaktık. Ama bu seti set olarak almanıza gerek yok. Biz niye bunu açtık? Elimizdeki en komplike ve en basit set bu çünkü. Ve en hesaplı olan size gösterebileceğimiz. Bizim de kullandığımız aslında bazı parçalarını zaman zaman. Şimdi ben kullanmam gerekenleri çıkardım arkadaşlar. İlk önce bir havyamızı hemen elektriğe takalım. Şimdi kablonun buradan ben kopuk olduğunu bildiğim için direkt şuradan ve şuradan kesiyorum. Kablo biraz kısaldı şu kadarcık. Kablo kopuk zaten, çöpe atmamak yerine bu da kablo sıyırıcım. Evet. Bu videoyu izledikten sonra arkadaşlar emin olun evde kopuk bozuk kablonuz varsa hemen alıp tamir etmeye başlayacaksınız. Çünkü çok basit bu işlemi yapmak. Bir telefon tamir etmek gibi değil, daha da basit. Tek ihtiyacınız olan bir şey aslında bantlanabilse gerek yok ama bantlanamıyor. Bunlar çok ince kırlar var. Ya şu olmasa da şununla da şöyle yapabilirsiniz. Yani bir havya lazım sadece size. Genelde ya dibinden kopar ya ortasından zaten ya kedi kemirir. Evet. Şöyle burayı güzelce soyuyorum. Aynı şekilde karşı tarafı da yapmayı planlıyorum. Burayı sıyırdık. Şu kenardakileri dışında bir koruyucu plaka var. Kabloları şimdi renk renk ayıracağız. İlk önce bunları bir keselim. Şunlar bize kalabalık yapacak. Eğer hoşunuza giderse arkadaşlar bu video, bu seri devam eder. Farklı düşünceleriniz varsa, istekleriniz varsa, evde vardır bozuk aletiniz, bilmiyorsunuzdur nasıl yapabileceğinizi, yorum bölümüne yazabilirsiniz. En çok yazılanları da yaparız. Mesela ne olabilir? Komple bir şarj aleti olabilir. Olabilir. Ütü olabilir mesela. Ya bunlar şimdi falan. Bu kablolar değerli, şöyle değerli. Bu kutudan çıkan kablo, orijinal kablo. Çoksa 150 liradır. Pahalıdır. Bunları renk renk ayıracağız. Şimdi bunu buraya birleştirdiğimizde şu şekilde kötü bir görüntü olmaması için şöyle ısıya dayanıklı bizim makaronlarımız var. Isıyı görünce bu makaronlar daralıyor. Şuna uygun boyutta makaron seçelim. Uygundur. O da olur. Bir incisi de var şurada. Yok, bura biraz kalın olacak ya biraz. Ha, doğru. Lehim yapacağız ya hepsini birbirine. Ha, doğru. Bunu yaptık. Bunu en son işlem bitince şunun üstüne kaplayıp görünmemesini sağlayacağız. Tamam, makaron alternatifleri de var. Semih az sonra bahseder onları. Bahsedeceğim. Şimdi şu kısmını bir lehimleyelim. Burada kabloların uçlarını biraz. Şarj kablosu tamiri mümkünmüş. Oluyor. Daha önceden ben defalarca yaptım. Bu çok sorulan bir soruydu. Şarj tamiri mümkün mü diye bize. Bugüne nasipmiş yapmak. Umarım sizin için de faydalı olabilir bu. İnşallah. Ve kullandığımız malzemeler de gerçekten ucuz. Hani tamir anlamında telefon tamiri gibi düşünmeyin bunu. Bir havya ekstra ihtiyacınız olan. Hani ölçme aletine bile gerek yok aslında. Deneme yanılma yöntemini yapabilirler. Havya olmasa da olur. Havya olmasa yani bantlarsın filan biraz daha iptal olabilir. Şu benim yaptığımı biraz daha uzun yaparlar. Şunları ha, öyle de olur. Birbirine sarar. Aynen. En üstüne de bir inşaat bandı. Elektrik bandıyla. Elektrik. Mantı. O da 1 lira falan sanırım. Şimdi ben şunu denemek istiyorum. Burada amacı neydi aslında ölçme aletini? Kabloya acaba elektrik gelip gelmediğini ölçmek. Boşa uğraşmayalım diye bu işle. Evet. Onu şöyle ölçecektim, unuttum. Evet, elektrik geliyor, sorun yok. Burada da bu kabloların uçları açık kalacağı için birbirine kısa devre yapmamasını istiyorum. Onun için yine şu benim makaronlarımın en incesi var. Buralara takacağım arkadaşlar. Şöyle. Bunu hemen 1, 2, 3 parçaya böldüm. Şöyle. Hepsini buraya taktım. Şunu biraz daha kısaltayım. Çünkü kısa devre yapmasını istemiyorum. Bu şekilde. Makaronları bulabileceğiniz linkleri bırakırım arkadaşlar. Merak etmeyin. Kimi yerde makaron, kimi yerde makaron diye geçiyor. Türkiye'de de pek bilinmiyor.
Biraz pasta sürdüm uçlarına. Lehimi kolay alması için. Lehim telimiz bu var. Benim açık lehim telim de var. Onu kullanayım. Biraz lehim aldırmak istiyorum uçlara. Aynı şekilde buraya da yapalım. Aslında arkadaşlar şöyle bir stand var. Bunları birbirine kolay durmaya sağlayan. Ama biz tabii evde amatör olarak yapmayı planladığımız için basit bir şey. Şu şekilde bir düzenek yapabilirsiniz. Burada rengi rengine yapacağız inşallah. Makaronu geçirmeyi unutmayalım. Bakın sağlam oldu zaten. Ondan sonra beyaza da makaronumuzu takalım. Buralar net çıkmıyor olabilir. Belki videoda. Buralarda mantık şu. Rengi rengine lehimliyoruz arkadaşlar. Siyahı da yaptık. Kırmızı kaldı. Kırmızıyı da yaptım. Şimdi kısa devre yapmasını istemediğim için şu makaronları lehim yaptığımız yerin üstüne taşıyorum. Biraz sıcaklığı fazla verdik herhalde. Makaron hemen daralmış. Tamam. Şimdi bu makaronları sıcak havanız varsa onunla da yapabilirsiniz. Sıcak hava yoksa şöyle çakmakla bakın. Erittiğinizde daraldı makaronlar. En son şunu üstüne getiriyoruz. Şöyle geldi. Bunu sıcak havayla da yapabilirsiniz dediğim gibi. Ama elinizde sıcak hava yoksa çakmakla da yapabilirsiniz. Çakmağı yaktığınızda bakın o daralacak. Daralıyor. Başta yumuşak olur. Birazdan iyice sertleşecek burası. Bu tamam. Takalım bir deneyelim. Çalışıp çalışmayacak mı? Bakın şarj oluyor. Orijinal kablomuz kopuktu ortada. Bunu gördüğünüz gibi buradan sağlamlaştırdık. İsterseniz bunu birkaç kat da yapabilirdiniz bu makaronla. Ya da makaron yoksa elinizde bunu şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle bir bantla, elektrikçi bantıyla güzelce bantlayabilirsiniz. Makaronla burası gayet iyi oldu. Uzun ömürlü kullanılabilir artık. İsterseniz mesela şu girişlere de yapabilirsiniz kafalarını. Şimdi diğer yapacağımız kablo sağlamlaştırmada ise havyaya gerek yok. Çakmakla yeterli. Evet. Şimdi kablomuz burada. Bunun da çalıştığını size gösterelim. Şöyle. Kablo çalışıyor ama burası yıpranmış bir vaziyette. Kablo orijinal bu arada. Şöyle de bir durum var. Mesela biz abimle yeni bir kablo alır almaz bakın hemen buralarına makaron yapıyoruz. Bizim genelde görmüşsünüzdür hep makaronludur. Çünkü en çok kablo buralardan hasar görüyor. Bunu daha farklı şekilde yapan arkadaşlar da var. Örme şekli var. Birçok stili var. Hatta kadınlar gördüm. Güzel bir şekilde örüyorlar renkli renkli. İşte öyle şeyler var. Estetikte duruyor. Buna uygun makaron bulalım. Bu bizim makaron kutumuz. Şimdi bu kesik olmadığı için bunun kafasına makaron geçireceğiz. Ona uygun bir tane bulmam gerekiyor. Aslında bizim bu kutu ayrı duruyordu birçoğu ama artık karışmış. Şimdi şöyle yapacağız bunu. Biraz uzun yapmak istiyorum. Çünkü anca yetişir. Şöyle yapsak olur. Ya bunu sıcak havayla da yapabiliriz. İsterseniz sıcak havayla yapalım. Şimdi bakın daralacak yavaş yavaş. Çok güzel bir şey mi? Şu an 200-240 derece üflüyor merak edenler için. Şu an yumuşaktır. Birazdan soğuduğu zaman burası biraz sertleşecek. Bu arka tarafına da sarı takalım o zaman. Oraya da bunu takalım. Bu buradan geçmiyor. Şuradan geçirelim. Bunu da çakmakla eriteyim. Bu da sıcak havası olmayanlar için bir alternatif çakmak. En pratik yöntemi. Çünkü bu kablolar genelde buradan birçok kişi biliyordur. Buradan bozuluyor. Bakın biraz önce yumuşacıktı. Bakın şu an sert. Bakın yumuşak. Nasıl kıvrılıyor. Ama birazdan soğuyunca kıvıramazsınız. Buraları daha mukavemetli olacak. Bu da tamam. Bunları birçok yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Linkini aşağıya bırakırız. Aynı şekilde havyaları da bırakırız. Bir daha deneyelim isterseniz. Çalışıp çalışmadığını. Zaten çalışıyordu ama. Aynen çekiyor. Yani şarj aleti tamir olur arkadaşlar. Olmayacak derecede ise olmuyordur muhtemelen ama genelde olur. Lightning'lerde belki bir çip falan vardır. Ondan dolayı yandıysa olabilir. Ama genelde olur. Şöyle de oluyor mesela onu da gösteririz.
Zamanla şunun ucu da eskiyor, yıpranıyor, kırılıyor. Tabii. Orijinal ya bu. Bunu buradan keserek şu uçtan eğer başka bir tane şarj aletinde vardır, sağlamdır. Sağlamdır. Veya böyle mesela şu yan sanayi bir kablo, powerbank'ten çıktı. Tabii. Bu çöpe atılacak bir şey. Buradan kesersiniz. Bunu buraya lehimlediğinizde bu uçta yenilenmiş olur. Gibi gibi. Ya bunların birçok varyasyonu yapılabilir. O zaman şöyle yapalım. En çok bu videoda hangi aletin, ürünün yorumu gelirse onun tahmini yapalım bir sonraki olur. Bölümde. Bu da böyle bir seri oldu arkadaşlar. Bunda mantık şu, çöpe atılacak ürünleri yenisini almak yerine tamir edilebiliyorsa tamir ediyoruz. Değerlendiriyoruz. Kullanıyoruz. Yani şimdi mesela şu kablo 200 lira. Aynen öyle. Orijinal yani şeyde. Ve yan sanayi emin oldu aynı tadı vermiyor. Bu ne kadar bilmiyorum Samsung. 150 liradır en aşağı. Bu da yüksektir. Yani öyle düşünüyorum. Boşuna yan sanayi 30-40 lira vereceğiniz diyerek. Elinizde zaten havyanız varsa makaron kullanmanıza bile gerek yok. Bir elektrik bantıyla halledebilirsiniz. Evet. Şey yoksa havya olmadan da biraz önce gösterdim. Bunlar böyle elinde şöyle bura bura. Öyle de yapabiliriz. Yapılır yani. Hepsi bir yöntem. Hatta bunu şeyle yapan bile var buraları. Mesela biz makaron yaptık ya. Eczanelerde şey satılıyor. Flaster. Ay, flasterle de olur. Doğru. Onlardan bile yapılabilir. Yani. Arkadaşlar bu videomuzda böyle bir değişiklik yaptık. Aynen. Değişik bir şey yapalım bu sefer dedik. Bu da önemli bir şeydi bence. Aynen. Biz çünkü sürekli yapıyoruz, kullanıyoruz bu şekilde. Hatta şöyle göstereyim. Şu benim çoklu şarj aletim. Hatta bir klasik telefonumuzu şarja takmıştık. Bakalım şarj dolmuş. Klasik telefonlar serisi var arkadaşlar. İsterseniz yapabiliriz. Yani elimizde seri halinde var. Evet. Bak mesela İnceleriz. Ben bunu nasıl yapmışım? Yeşiller iPhone, kırmızı mikro. Burada da bakın benim genelde birçok yeşil oldu mu iPhone. Bunu sarı yaptık. Kalmamış elimizde. Böyle. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Herhangi bir kafanıza bir soru varsa aşağı yoruma yazabilirsiniz. Ve abone olup bildirimleri de açın. Hoşçakalın. Are you listening? Damn.